Merhaba arkadaşlar, şimdi konu anlatımında edindiğimiz bilgileri nasıl kullanıyoruz ona bakalım. Birinci örneğimizde bir çubuk var. Çubuğun üzerine 3G ağırlıklı bir cisim yerleştirilmiş. T ip gerilmesi kaç G'dir? Çubuğun ağırlığı da G olarak belirtilmiş. Çubuk homojen. Homojen olduğu için çubuğun orta noktasından şu şekilde bir G ağırlığının, bir yerçekim kuvvetinin etiketini söyleyebiliriz. Şimdi bu 3G ağırlıklı cisme gelecek olursak, Şimdi sistem tamamen dengede olduğu için burada biraz detaylı olarak başlayacağım daha sonra daha seri çözmeye başlayacağım. Hemen şunu söyleyebilirim. 3G ağırlıklı cisim dengede olduğuna göre bu cisme bir 3G kadar bir yer çekimi kuvveti var. Bir de çubuk tarafından yukarıya doğru bir 3G kadar bir tepki kuvveti olması gerekiyor ki yeşil cisim dengede kalabilsin. Çubuk cisme 3G kadar kuvvet yukarıya doğru uyguluyorsa cisim de çubuğa aşağı doğru 3G kadar bir kuvvet uygulayacak. Şimdi bu çizdiğim çubuk üzerinde kuvvetler. Bir de şurada bir destek de bir tepki kuvveti var. Ve şurada bir T ip gerilmesi yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyor. Burada bana ne ile ilgili herhangi bir şey sormadığı için bu soruda dönme noktasını yani tork alacağım noktayı şu nokta olarak seçebilirim. Böylelikle N'nin tork etkisi kalmayacak. Yani onu tamamen denklemden çıkarmış olacağım. Daha sonra neyi de bulacağım tabii ki. Yani bu örnekte sadece t'yi soruyor ama biz gene neyi de bulalım. Ne diyoruz? 3G ağır, ağırlığı 3G kuvveti şuradaki bu kuvvet şu nokta etrafında ne yapacak? Saat yönünde bir döndürme etkisi oluşturacak şu yönde. Gene bu G'de saat yönünde. T ise saat yönünün tersinde bir dönme etkisi yaratacak. Bunları birbirine eşitlediğimizde denge koşulunu sağlamış oluyoruz. İlkinden başlayalım. Dönme noktasına uzaklığımız bir birim. 3G çarpı 1 artı Gene saat yönünde dönme etkisi G çarpı 2 birim eşittir. Ne olacak? T çarpı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 5G eşittir 5T olacağı için T eşittir G kadar olacak. Neyi de çözelim? N ne kadar? Çubuk üzerinde çubuğu bir sistem olarak düşünelim. Çubuk böyle bir sistem. Çubuğun üzerinde aşağı doğru ne kadar kuvvet var? 3G burada etkilen bir kuvvet var. G de burada aşağı doğru yer çekimi kuvveti var. 4G. O zaman yukarıya doğru da 4G olması gerekiyor. T yukarı doğru G kadarsa o zaman N kuvveti de N tepki kuvveti de burada 3G kadar olmak zorunda. Soruda bunu sormuyordu. Dolayısıyla ben bu noktaya göre tork aldım. Ama en sonunda bunu da hesaplayabilirim. Şimdi bu ikisini yapmak birlikte yapmak zorunda kalacağımız bir örnek yapalım burada. Hem burada farklı teknikler de e, uygulayabiliriz. Bir ipimiz var. Cismin üzerinde. 30 newton cismin e, ağırlığı burada. Cisim homojen. Çubuk homojen bir çubuk. O noktasında dönme e, kabiliyeti var çubuğun. E, bakıyoruz. Bir T ip gerilmesi var. Burada iki türlü çözüm uygulayabiliriz. Birincisinden başlamak istiyorum. T'yi bileşenlerin ayırabiliriz burada. T şu noktaya etki eden ve ip doğrultusunda olan Şöyle bir kuvvet olduğuna göre T'nin bir şurada şöyle bir dik bileşenini elde edebilirim. Bir de şu şekilde bir yatay bileşenini elde edebilirim. Şimdi bunu neden yapıyorum? Yatay bileşenin herhangi bir tork etkisi olmayacak. Dikey bileşenin bir tork etkisi olacak. Burada hemen kısaca size e, trigonometride belki zorluk yaşayan arkadaşlar burada da zorlanıyordur. E, kendim nasıl yaptığımı anlatayım. E, şu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle bir kuvvet var ve şurada 37 derecelik bir açı var. Şimdi biz e, şu, şuraya bir üçgen çizdiğimiz zaman şu 37'nin karşısı yani şuranın 3 birim 53'ün karşısı yani şu açının karşısının 4 birim. Şuranın da 5 birim olacağını biliyoruz. Burada bizim 5 birim olan şey dediğimiz T. Dolayısıyla şuraya gelen, şuraya denk gelen yani aslında bu kuvvetin hemen vektörümüzü yatayda taşırsak şu bileşen 3 birim, şu bileşende 4 birim olması gerekiyor. Yani 5'in 3 birimi bu, bu yönde 5'in 4 birimli de sola doğru burada. Dolayısıyla şimdi burada kuvvetimiz ipteki gerilme kuvveti T kadar olduğu için burada 3 bölü 5 T dik bileşen yatay bileşense 4 bölü 5 T olacak ve bunun herhangi bir tork etkisi olmayacak. Şimdi tork hesabımıza gelelim. Nedir? O noktası etrafında tork alalım. O noktası etrafındaki kuvvetleri bulmak istemediğimi Düşünüyorum ilk başta. En son onları bulacağım. Aslında herhangi bir noktaya göre tork alabilirim ama o noktasındaki kuvvetleri bilmediğim için ilk önce T'yi bulayım burada. Buraya göre tork alayım. Şimdi buraya göre tork yazdığım zaman ne olacak? 30 çarpı 2 birim. Buradaki tork etkisi 30 Newton birimimizde yazalım. Artı 60 Newton çarpı 3 birim. Bunlar saat yönünde. Saat yönünün tersindeki torka bakacak olursak 3, 3 bölü 5 3 bölü 5 çarpı 4 birim kadar olacak. Hemen bu işlemleri yapacak olursak buradan 60 buradan 180 gelecek. 240 Newton -E eşittir. 3 çarpı 4 bölü 5 t olacak. 4'ler sadeleşti. 60 Newton -E, 3 sadeleşti. 20 T eşittir. Burada 100 N olacak. Şimdi sorumuz burada bitmedi. T 100 N. Güzel. O zaman şuraya 60 N kalıyor. Şuraya da 80 N kalıyor. Şimdi çubuğun üzerindeki kuvvetlerin ne olacağını söylemiştik. Çubuğun üzerinde kuvvetlerin toplamının sıfır olması gerekiyor. Sistemin dengede olması için. Bakalım şimdi çubuğun üzerinde neler var. Aşağı doğru bir 30 var. Aşağı doğru bir 60 var. Yukarıya doğru ipin bileşeni atmış. Sonra sola doğru kuvvete bakıyoruz. 80 Newton. Sola doğru 80 Newton var. bir de bakalım o noktasında bilmediğimiz kuvvetler var. Bunlar ne olabilir bakalım. Bu dengeleyici kuvvetleri olacak. Bir kere sola doğru çubuğun üzerinde T'den kaynaklı 80 Newton'luk bir etki olduğuna göre o zaman o noktasında sağa doğru mutlaka 80 Newton'luk bir Kuvvet o noktasında olmalı. Çubuk dengede kalabilmesi için. Yukarı aşağı dengesine bakalım. 60-60 birbirini götürdü. 30 fazla kaldı. O zaman bir 30 Nm da burada yukarı doğru var. O noktasında çubuğa etki eden kuvveti soruyor. Şöyle bir bileşke kuvvet olacak. E, dikey bileşeni 30, yatay bileşeni 80 olacak. Dolayısıyla burada e, vektör konusuna geri dönerek bakabilirsiniz. Farklı kaynaklardan. Bileşke vektörün uzunluğu burada Pisagor mantığından da çıkar. Ne yapacağız? 30'un karesi artı 80'in karesi'nin karekökü diyeceğiz. E, tepki kuvveti bu kadar olacak. Sık karşılaşılan ve öğretici olduğunu düşündüğüm soru türleriyle devam ediyorum. Homojen 10 newton ağırlıklı eşit bölmeli bir çubuğumuz var. O zaman hemen ağırlığı getirip şuraya 10 newton olarak yazabilirim. Çubuğun üzerindeki kuvvetleri düşünelim. K noktasında çubuğa bir kuvvet etki edecek mutlaka. 10 Newton var. 30 Newtonluk bir cisim asılmış buraya. Aşağı doğru bir 30 Newtonluk kuvvet var ve bir T ip gerilmesi var. Şimdi burada K noktasındaki kuvvet bana sorulmadığı T sorulduğu için K noktasına göre e, tork hesaplayayım. E, burada tork hesaplarken şöyle bir yöntem kullanabilirim. Şimdi 37 biliyorsunuz bana şunu hatırlatacak. 37'nin karşısı 3 birim. 53'ün karşısı 4 birim ve dik kenarın karşısı 5 birim olacağı için ben sanki şurada çubuğun her bir parçasının uzunluğunu 5 birimmiş gibi düşüneyim. Her bir parçam 5 birim uzunluğunda olsun. Peki burada ne yapabilirim şimdi? Madem ki her bir parçanın uzunluğu 5 birim. 10 Newton şurada doğrultusunu çizecek olursam bu 10 Newton'un dönme noktasına olan dik uzaklığı şuradaki uzaklık. Dolayısıyla çubuğun buradaki uzunluğu 15 birim olduğu için 53'ün karşısını 12 birim olacak ve burası 9 birim olacak. Benim işime yarayan kısım burası 12 birim. Dolayısıyla buradan 10 newton çarpı 12 birim artı bu saat yönünde tork. 30 newton da saat yönünde bir tork uygulayacak. Hemen şuraya inecek olursam, şurası zaten 4 birim daha olacağı için şuraya bir 4 birim daha eklenecek. Burası 12 4 birim daha 16. 30 çarpı 30 newton çarpı 16. Neye eşit işte olacak? T çarpı T'nin cisim üzerindeki etkisi şu yönde değil mi? Dolayısıyla bunun doğrultusuna bakıp bu doğrultunun K noktasına en yakın olan yeri yani dik uzaklığına bakacak olursam şu nokta oluyor. Dolayısıyla beni ilgilendiren uzaklık şuradaki uzaklık. Şimdi çubuğun buradaki boyu 5, 5, 5, 5 25. Dolayısıyla şurası 37 derece olduğu için 37'nin karşısı ne olacak? 15 birim. 15. Dolayısıyla 15 çarpı 10, 15 çarpı ne olacak? T olacak. Her tarafı 5'e böleyim isterseniz. Ya da şöyle hemen toplayalım. Burası 120. E, burası da e, 480 yapacak. 120 artı 480'den 600. Newton eşittir. 15 T. 15'e bölecek olursam şurası 4 T eşittir. Buradan 40 Newton çıkacak. Bir sonraki problemimize geçiyoruz. Yine bu problemde en çok karşılaşan problem türlerinden bir tanesi. Hemen şu yeşil cisim üzerinden başlayayım ki ben bu yeşil cismin çubuğun üzerine ne kadar kuvvet etki ettireceğini merak ediyorum. Bu yeşil cisim tabii ki dengede olacak. Nasıl dengede olabilir? Yukarıdan bir T kuvveti etki ediyor. Aşağı doğru kendi ağırlığı var 140 Newton. Bir de cisim bu çubuk üzerinde olduğuna göre çubuk cisme yukarı doğru bir kuvvet uygulayacak. Ben bu kuvveti bilmiyorum. E tabii ki soru işareti artı t 140 olacağı için bur buradaki soru işaretinin değeri olmak zorunda? 140 eksi t olmak zorunda. Yani yeşil cisim üzerinde çubuk tarafından etki eden kuvvet yukarı doğru ve 140 eksi t kadar. O zaman yeşil cisim de çubuğa aşağı doğru 140 eksi t kadar bir 140 Newton Birbirimizi yazalım. Eksi t kadar bir kuvvet uygulayacak. Bir de şurada çubuğun ağırlığı var. Değil mi? O da 28 N. Bu şekilde. Aşağı doğru eşit bölmeli 8 birimden oluştuğuna göre o zaman türdeş olduğuna göre tam ortasından 28 N diye yazıyorum. Son olarak bir de şunu yapayım. Burada bir T ip gerilmesi var. Burada da T var. Zaten bunu az önce kullanmıştım. Şuradaki T ip gerilmesi çubuğa burada şu yönde bir kuvvet uygulayacak. Şu ve şu bileşeni ne ayırabilirim. Eğer şurası t kadarsa burası 30'un karşısı olduğu için t bölü 2 olacak. Yani şurası 30'un karşısı olduğu için onu taşıdığımda t bölü 2. Şurası 60 olduğu için 60'ın karşısı t 3 bölü 2 olacak. Tork hesabı k noktasına göre yaparsam zaten şunun bir tork etkisi olmayacağı için şimdilik onu düşünmeyeyim. Zaten t'yi bulmak istiyorum ben bu problemde. Hemen tork hesabını yazıyorum. 140 Newton eksi T çarpı K noktasına olan uzaklığına bakıyorum 3 birim. Artı saat yönündeki tork yazmaya devam ediyorum. 28 Newton çarpı kaç birim? 4 birim. O da eşit olacak. Burada bir tek T bölü 2 var. Saat yönünün tersinde tork yaratan. Ona eşit olacak. T bölü 2 çarpı 8 olacak hızlı sadeleştirmeler yapacak olursak 2 ile 8 gitti. 4. Burada 4T var. Şurada 3T var. Karşıya attığımda 7T olacak. Bu tarafta 140 çarpı 3 artı 28 çarpı 4 olacak. Karşı tarafta 7T olduğu için her tarafı 7'ye böleyim. Sadece T kalsın. Burayı 7'ye bölersem 4. Burayı 7'ye bölersem 20. Dolayısıyla ne olacak? 20 çarpı e, 3'ten burada 60 Newton artı Burada 4 çarpı 4'ten 16 Newton olacak. Dolayısıyla T eşittir 76 Newton olacak bu soruda. Şimdi hep birlikte iki farklı soruya daha bakalım. Burada biraz farklı teknikler uygulamamız gerekebilir. Aslında mantık tamamen aynı. Yani yaptığımız aslında saat yönünde herhangi bir noktaya göre saat yönündeki tork etkisini saat yönünün tersindeki tork etkisine eşitliyoruz. Ama... Bunu yaparken bazen kullandığımız işte bir kuvveti bileşenlerine ayırma, uzaklık hesapları yaparken farklı e, kısa yollar kullanma. Esasında yaptığımız şeyler bunlar. Şimdi böyle bir sorumuz var. 28 Newton ağırlıklı düzgün diyor. O zaman ben şuraya şöyle 28 Newton yazayım. Burada belirtmemiş ama kolaylık olsun diye ben bu çubuğun boyunu 11'im alayım. Neden? Şuraya 5 şuraya 5 yazayım ki. Öbür türlü 5 yazarsam 2,5 iki 2,5 buçuk, iki buçuk olacak. Daha sonra 3 4 5 hesaplarını yaparken biraz sıkıntı yaşayacağım ama bu şekilde olursa hemen kolaylıkla mesela şunu söyleyebilirim. Burası 5 birimse şurası karşı taraf 3 birim olacağı için hemen şu uzunluk 4 birim. Şu uzunlukta ne olacak? Şöyle 4 birim. Şu yükseklikte, şuradaki yükseklikte 10, 37'nin karşısı 6 birim, şu yükseklikte şurada 3 birim olacak. Burada bir 16 derece, bir de 37 derece var. Biraz trigonometri ile aramız iyi ise hemen şunu hatırlayabiliriz. 16 ile 37'yi topladığımızda 53 yapıyor. Yani dolayısıyla şurada bir paralel çekersem zemini şu 37 dereceyi de şuraya taşırsam aslında şurada bir 53 derecelik bir açı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şimdi buradaki T ip gerilmesini bileşenlere ayırayım. Şurada belki bir kalabalık olabilir. Şöyle iki bileşen ayırayım. Ne olacak? Şu T olduğu için şurası da kaç derece? 53 derece. 53'ün karşısı 4 birim olacak. Yani şurası 4 t bölü 5 olacak. Şurası da 3 t bölü 5 olacak. Hemen şurada yazalım. 3 t bölü 5. Bu yönde 4 t bölü 5 de burada yukarıya doğru. Şimdi burada bileşenlerine ayırdık ama bizi şundan kurtarmadı. Herhangi bir bileşenin şu nokta etrafındaki torku sıfır olmayacak değil mi? Bu saat yönünde dönme etkisi yaratır. Şu yönde dönme etkisi yaratacak. Bu kuvvet bu noktaya göre saat yönünün tersinde olacak. Şimdi saat yönünde tork et, olan tork etkilerini yazalım. 28 Newton var. 28 Newton'un dönme noktasına olan dik uzaklığı şöyle doğrultusuna aldığımda 4 birim. Artı. Gene saat yönündeki tork etkisine bakıyorum. 3T bölü 5. Onun doğrultusuna baktığım zaman en yakın uzaklık doğrultusunun K noktasına en yakın uzaklığı yani dik olduğu yer şurası. Dolayısıyla 6 birim orası da. Onu da göstereyim. 3T bölü 5 çarpı 6. Ne eşit olacak? 4T bölü 5'in saat yönünün tersine yarattığı tork etkisine eşit olacak. 4T bölü 5 çarpı bu kuvvetin şöyle dik doğrultusunu uzattığımda, dik uzaklığına baktığımda şurası yani 8 birim olduğunu görüyorum. Şu şekilde. Şimdi ne yapalım? Her tarafı 5 ile çarpalım. Bu 5 gider. Bu 5 gider. Şuraya bir 5 gelir. Burada 18 t var, burada 32 t var. Bunu karşı attığımız zaman 14 t mi kalıyor? 14 t eşittir dedik. Şimdi bu 14 ile şu 28 sadeleşse 2, 5, 2, 10, 4 ile çarptığımız zaman t eşittir 40 newton olacak. Sıradaki sorumuz, burada biraz geometri bilgimizi kullanarak soruyu gene çok kolaylaştırabiliriz. X ve y özdeşmiş ve ağırlıkları tabii ki özdeş oldukları için birbirlerine eşit. Homojen çubuklar bunlar gene. Şu mesela Gx'in ağırlığı ya bunların ağırlığına kalabalık yapmasın diye P diyelim. Şurada bir P var. Şurada da bir P var. Bunlar bu noktadan birbirlerine yapıştırılmışlar. Burada K noktası etrafında dönme serbest. K noktasındaki tepki kuvvetlerini düşünmek istemediğim için gene tork hesaplarını yaparken K noktasını seçebilirim. Yine burada çubukların boylarını 10 birim alayım. Yani dolayısıyla şurası 5 birim çubuğun şurası 5 birim. Bunlar eşit çubuklar. 5, 5 bu şekilde olacak. Tork etkisini hesaplarken ben P'nin burada şuraya olan şu uzaklığını merak ediyorum. 37'nin karşısı şurası 3 birim olduğu için şurası 3 birim olacak. Hemen şuraya denklemi yazabilirim. Saat yönündeki torku yazıyorum. Burada P çarpı 3 artı. Şurada bir P var. Ben neye ihtiyacım var? Şu uzaklığa yani şurada bir P'nin doğrultusunu aldığımı düşünelim. Şöyle aşağıya doğru. Şu uzaklık beni ilgilendiriyor. Şu dik uzaklık dönme noktasına. Şimdi burası ne kadar bakalım. Şurası 3 birimse şurası da 3 birim. Burası 5 birimse şurası 4 birim olacak. Yani şurası 4 birim olacak. Dolayısıyla şu uzunluk kaç birim oluyor? 10 birim. O zaman burada P şuradaki P'nin Y cisminin ağırlığının döndürmeye etkisi P çarpı 10 diyebiliriz. Devam edelim. T şöyle etki ediyor. Dolayısıyla şunun doğrultusunun dik uzaklığı neresi olacak? Şurası olacak. Bu uzaklık ne kadar? Bir de bunu bulalım. Analitik geometride olduğu gibi koordinat hesabıyla gidebiliriz. Şurası 3 birimse, Şurası 4 birim. Yani şuraya kadar olan kısım 4 birim. Şurası da 4 birim. Sonra şurası 5 birim. 4 birim. Şurası 3 birim. Yani şu dik dörtgenin şu kenarı tekrar 3 birim. gene benzerlikten burası da 3 birim. Dolayısıyla T kuvveti saat yönünün tersinde tork yaratacağı için onun uzaklığına bakalım. T çarpımı ne diyeceğiz? 3, 3, 6, 8 de burada 14 diyeceğiz. Denklemin sol tarafı 13P sağ tarafı 14T olacak. O zaman buradan bizden GX bölü T'yi yani P bölü T'yi istiyor. Çünkü P zaten Gx'e eşit. P bölü t'yi bulacağımız için t'yi karşıya atalım. 13'ü de karşıya atalım. P bölü t eşittir 14 bölü 13 olacak sorumuzun cevabı. Şimdi arkadaşlar burada bazı örneklere geri dönmek istiyorum. Farklı yollarla yapamaz mıydık? Mesela her zaman kuvvetleri bileşenlerine mi ayırmamız gerekiyor? Ya da uzaklık hesabından bazı örnekleri çözemez miyiz? Mesela şurada bir önceki örneğe bakalım. Bu bir önceki örneğimizde uzaklık hesabıyla soruyu çözebilirdik ama Geometri bilgimizin sınırlarını fazla zorlamamız gerekiyor burada. Şimdi bakın T kuvveti T'nin şuradan şöyle bir doğrultusunu aldığım zaman şuradaki şu dik uzaklığı bulamaz mıyım? Bulabilirim. Ama şurası 16 derece. İşte sinüs 37'ler, 53'ler vesaire derken oradan 16 derecenin sinüs değerini bularak şu dik uzaklığı bulup T, T çarpı şu uzaklık T çarpı x de diyebilirdim. E, buradaki T'nin ee, ne oluyor? Saat yönünün tersindeki etkisine. Şimdi bir, örne bir örneğe daha geri dönüyorum. Buradaki örneğimde bu tekniği kullanmak çok mantıklı. Neden? Şöyle bir T'nin şuradaki T ipinin şuraya olan dik uzaklığına bakalım. Buradaki dik uzaklığım şu. Dolayısıyla çubuğun boyuna yani her parçaya yine 5 diyeyim. Kolaylık olsun diye. 5, 5, 5. Burası 20 birimse Burası ne olacak? Şurası 12 birim. Şu uzunluk 16 birim olacak ama o benim için önemli değil. Şöyle yapıyorum. Şu T. T'nin doğrultusuna bakıyorum burada. Şuradaki dik uzaklık 12 birim. O zaman saat yönünün tersindeki tork için doğrudan T çarpı 12 diyebilirdim. Eşittir deyip işte problemin gerisini yazıp çözecektim. Ne diyecektim? 30 çarpı. Tabi burada şimdi şurayı 12 birim alınca çubuğun boyu da 4 birim olmaktan çıktı. Ne oldu? Çubuğun boyu da 20 birim oldu. Yani şurada 30 çarpı 10 diyeceğim. Artı burada da ne diyeceğim? 60 Newton. Şurada birimlerimiz unutmayalım onları. 60 Newton çarpı 15 olacak. Sonuç tabii ki gene aynı çıkacak. Burada mantıklı. Çünkü 37 benim gerçekten aramanın iyi olduğu bir açı. E, bu teknikleri kullanabilirim. Bunlar da size zaman kazandırır. Yani burada ne zaman uzaklığı kullanacaksınız? Ne zaman kuvveti bileşenlerini ayıracaksınız? O tamamen e, sizin tercihiniz. E, hangisi kolayına, kolayınıza geliyorsa onu uygulayabilirsiniz. Yani ama mutlaka şunla da aranız çok iyi olsun. Yani şurası 37 dereceyken şurası T iken hemen şuradaki dik bileşene 3T bölü 5. Şuradaki yatay bileşene de 4T bölü 5 e, diyebilmeniz sizin açınızdan çok e, faydalı olacaktır.